Biraz zıt karakterlersiniz, evet, anladığım biraz kadarıyla. Evet, biraz. O daha sakindir mesela. Daha şey ılımlı. Peki ben o sana tepki gösteriyorum. Ya bir sakin ol. Ne bu acele? Beni koşturuyorsun. Bazen şey diyor. Özlem, senin bu otoritenden bıktım diyor. Yani evde diyor şeysin diyor. Sürekli bir otokontrol durumum var diyor. Yani devamlı evde. Yani evde hakimiyet senin elinde mi? Biraz evet. Ama eşin sıkılmıyor mu peki? Ya vallahi aslında ona sormak lazımdı. Zaten bir bulsam soracağım. Hayır, çünkü sana erkekler çok fazla yönetilmeyi sevmezler. Bence sıkılıyor. Hele ki evlilik boyunca sürekli bir şunu yap, buradan kalk, buraya otur. Çok sevmezler. Kendi açımdan söylüyorum. Kadın mı yönetilmeli? Nasıl? Kadın mı yönetilmeli? Yani kimse birbirini yönetmesin yani. Evlilikte ama hani dayatılınca zor oluyor. Özellikle hanımlar biraz daha uysallar. Hani ev açısından, evlilik açısından kadınlar biraz daha alttan alıyorlar. Bu eşit olması gerekiyor. Bir bayan da nasıl bir erkek güçlüyse arkasında güçlü bir kadın tabii olması ki, tabii gerekiyor. Tabii ki yani. Yani kadın da aynı şekilde bir bayana sürekli erkeğini dırdır yaparsa, sürekli onu canından bıktırırsa o da tabii aynı ki. Şekilde. Biraz... Yani sırf erkeklerde eşit seviyede yani birbirimizle anlayışlı ve hoşgörülü bir aile evet. olduğundan bazı kadınlar çok memnuniyetsiz evliliği boyunca. Tabii yani olmaz. Adama hiç sürekli bir oyum eksik, buyum eksik, şimdi, evde bu yok. Hiçbir sürekli... şeyden mutlu olmuyor. Evet, ama bir de şey, şey var. Şimdi yeni neslimiz zaten hem çalışıyor, hem okuyor, hem evde gerekirse çocuk bakıyor. O yüzden herkesin çok anlayışlı. Ben şuna da çok düzgün karşıyım. Birbirine dikkat aynen et. Ülkemiz asgari ücretle çalışıyorsun değil mi? Sen erkeksin. Evet. Sen erkek değil misin? Neden geri geçtin? İşte aynen bu cümleler çok riskli. Ya yani evliyiz edeleyen şeyler. Yani bizim kafamızda da şöyle benimsenmiş ama. Kazancını zaten getiriyor ama diyor ki şey diyor. Sen erkek değil misin? Benim istediğimi getirmek zorundasın. Havanın şimdi yani. Her şey erkekten beklenmiyor. Işte, aynı şekilde bir yerde ödeme yaptığın zaman, hesabı ödediğin zaman illa erkek ödeyecek diye eski kafada vardı giderdin ama şu anda öyle değil yani. Yeni neslimiz çok ekonomik kendi kendine. Yani orada haklısınız yani. Yani bir şekilde illa erkek yapacak diye bir şey yok. Tabii, sardı. Tabii. Çok özür dilerim. Nasıl yapalım kahveleri? Nasıl içersiniz? Sade. 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 Şekerli. Şekerli. O zaman 3 şekerli. 2 şekerli, 3 sade. Siz kendinizde nasıl içersiniz bilmiyorum. Şekerli içiyorum. Hayır, sadece işte kadınlarla çalışması gerekiyor ki çalışan erkeği anlasın. Ya zaten şu günde, yani, şu ekonomik sıkıntıdayken tek başına bir erkek yani hiçbir şekilde imkansız. Evini geçirmez. Şimdi biz buraya geldiğimiz nokta Özlem'in evine hakim olmasından dolayı evet. kaynaklandı galiba. Özlem bizi nerelere getirdi? Özlem bizi nerelere getirdi? Özlem. Evde genellikle hanım hakimiyeti evet, var. Evet evet, gerçekten evde hanımın öyle. Sözü ama dışarıda bizde erkekti. Ben şuna da inanıyorum. Eğer gerçekten kadın mantıklıysa kadın dinlenmeli, erkek mantıklıysa orada şey ben yani olmamalı, sen ben olmamalı. Nasıl? Yani şimdi orada da eşitsizlik olur, eşitsizlik evet. Olur yani. Yok yok, hayır şöyle bir şey var. Herkesin bakış açısı hayır, farklı hayır, çünkü. Hayır şöyle. Şimdi eğer ortaya mantıklı bir karar varsa ama onun mantıklı olduğuna kim karar verecek bunu, işte? Ortak karar alınmalı. İşte ortak karar alsalar zaten alamıyorlar. Yani, alamıyorlar. Sen şimdi bu yastık güzel diyorsun, eşi çirkin diyor. Yani bunun güzel mi ya da çirkin olduğunu kim belirleyecek? Ben birçok dernekte görev alıyorum. Oralarda da şunu görüyorum. Eğer fikir senden çıkmadıysa kabul etmiyorsun. Ben öyle değilim abi diyorum. Fikir kimden çıktı çok önemli değil. Muhteşem bir fikir. Özlem Hanım, salonda sizin hakkınızda konuşulmaması fırtına öncesi sessizlik alameti mi sizce? Aslında öyle de olabilir ama ne olduğunu da anlayamadım. Aslında mesele kadın erkek ilişkileri olunca siz de sıyrıldınız işin içinden. Evet, beni unuttular orada. Yoksa ben havaalanımın dolu geldiğini düşünüyorum ya. Peki sizce kahve sunumunuzu beğenecekler mi? Ya bu şimdi aslında bir karşılama. Yani evime gelmişler. Nezaketen kahve ikram ediyorum. Ya beğenirler diye düşünüyorum yani. Kadir Bey, evde beraber eşit davranacaklar. Dışarı çıktığı zaman bir arkadaşın çevrenin yanında bir bayan her zaman eşinin bir tık arkasında olması gerekiyor. Yani bir tık geride durmak demek, kadın sürekli sussun, biraz hayır, arkada bakın, kalsın demek. Zaten kadın yerinde ne konuşması gerekse yani, biliyorsa, erkekle ne konuşması gerekse yani, biliyorsa eşit yani. Bu eşitliktir. Bile... Bana göre erkek önde, kadın geride olmalı değildir. Birebir eşit gitmelidir. O ayrı bir durum, kendi özgürlüğümden, kendi kararlılığım. Ama ben kendi fikrimi söylüyorum. Sadece kullandığınız kelimeyi yanlış yere çekebilirler. Evet, yoksa evet. Niyetinizi anlamıyorum. Onu ben şöyle diyorum. Sen benim arkadaşımsın. Bir yere gittik. Sen zaten benim lafımı baltaladığın zaman beni zaten utandırıyorsun. Ha işte onu yapmaması gerekiyor. Yani genel ben olarak zaten yani. İnsanlar birbirini baltalamalı zaten. Şimdi aynı şekilde yani, mesela erkek için de geçerli. Yani. Biz burada konuşuyoruz. Sen burada hemen yani, gelip benim sözümü kadını kesip beni rencide yani ettiğin zaman eşimin, da kötü. Eşimin tarafına yani, ailesine gittiğimde tabii, daha böyle ağır başlı. Daha tabii efendim, ki. Kendi tabii ailemde ki. Olduğum gibi ha, olamam. İşte o dışarıdan bakış açısını bilemezsin. Onu da bekledim. O zaman siz bir tık geri kalıyorsunuz. Senin çevrende de o bir tık geride kalıyor. E
Evet Özlem Hanımcığım, kahve sunumunuzu çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sizden sağlık. Beklemediğim bir sunumdu. Hele ki şu tarz bir bardağı sizden hiç beklemiyordum. Genelde benim evime gelen bütün misafirlerim aynı şeyi söylüyor. Hani hiç böyle bir beklemezsin. Hani yani yemek takımları falan da öyle ya da işte diğer sunumlukların falan da biraz daha böyle... Şaşırttın beni. Süslü. Aslında seviyorum öyle ışıltılı şeyleri. Hani dış görünüşün hiç öyle göstermiyor insana. Demek içimde farklı bir kadın. Demek ki içinde Marak böyle istiyor. Bir baraklı abla yatıyor. Özlem Hanım'ın kahve sunumu bildiğin gösterişti. Altın varak, bana göre görgüsüzlük. Hafta başından beri en iyi kahve sunumunu Özlem Hanım'ın yaptığını düşünüyorum. Özlem Hanım'dan hiç böyle bir kahve sunumu beklemezdim. Daha sade, daha şık bir şeyler beklerdim. Bayağı yeni gelin sunumu yaptı bize. Yani bu zamana kadar kahve ikramlarının en güzelini Özlem Hanım'da şu anda yaşadık bugün. Bugün benim de erişteli yeşil mercimek çorbası, kıymalı bolovan, ana yemekte sultan kebabı arpa şehriye pilavı eşliğinde ve yanında da mevsim salata. Finali de fırın sütlaçla yapacağız. Menüyü beğendim. Menü çok uyumlu. Dünkü gibi karışık bir menü değil. Menüyü beğendim. Uyumlu bir menü olmuş. Bakalım nasıl yapacak. Peki kahveleri beğendiniz mi? Evet. İçtik bir kahvelerimizi. Afiyet olsun. Sunumuz da güzel olmuş. O zaman kalkalım mı yavaştan? Kalkalım. Yavaş. Biz gidelim. Benim biliyorsunuz arkadaşlara bir sürprizim var. Evet. Bekliyoruz bir o zaman. Var. Şimdi buradayken. Hadi buradayken getir bari. Hazır mısınız? Tamam, bekliyoruz. Hadi bakalım. Hemen getiriyorum. Özlem Hanım şimdi dermiş ki aşure böyle yeni. Aşure böyle yapmaya çalıştım diye sabah 5'te yaptım. Otur. Hadi yap. Şimdi abla buna bir pozitif bakış at şöyle, sen. Şöyle, hayır pozitif bakış atmayacağım. Özlem çok cesursun değil mi? Sayılır. Evet. Şimdi ben bunu alıp senin yüzüne fırlatsam ben de çok cesur olur muyum? Öyle bir şey yaparsan başına nelerin geleceğini biliyor musun? Ne gelir mesela? Acayip karakolluk oluruz bak, çok ciddi. Lütfen buraya kimse karışmasın, müdahale etmeyin. Ne gelir? Karakolluk oluruz. Ya peki sana onu yani aşureyi savurup bu aşuremi hayır. Sen şu an ne istedin? Hayır bir ama sonunu dinleyin. Aşureyi böyle savurdu masada ve dedi ki bu aşure mi? Özlem sakin lütfen. Bir sofrada, Özlem, sakin. Bir sofra adabı. Ama tabağı fırlatmadı ki. Hayır, fırlattı. Ben sabah fırlattım. Aynen böyle yaptı bak, böyle yaptı, arkasına döndü. Bu aşure mi? De siz yorum yapıyorsunuz. Tamam. Nagihan Hanımcığım, Nemin Hanımcığım, Havva Hanımcığım. Bir şey söyleyeceğim, bu aşure değil. Ben aşureyi görünce çok sevindim. Çünkü ben aşureyi çok seviyorum. Aşure benim kırmızı çizgi. Bu aşure değil. Siz konuştunuz, okey. Hayır konuşmadınız. Konuştunuz, ben yani de konuşacaksınız. İzin verilmedi tamam. Ki. Nasıl izin verilmedi? Ben yanlış yapıyorsunuz. Hayır ben yanlış yapmıyorum. Ben sen kendine niye yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu aşurenin niye yapıldığını bilmediğiniz için sen yanlış yapıyorsunuz. Sen kendine yanlış yaptın hayır, zaten. Hayır siz şu an hayır. Hayır. Siz bir kere aşureyi niye yaptınız bilmiyorsunuz. Peki bir şey diyeceğim. Havva Hanım haftanın başından beri pozitifliği savunuyorsunuz. Pozitif olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şu an niye bu kadar negatif oldunuz? Ben negatif olmadım. Sadece... Şu an siz hayır, pozitif misiniz? Hayır, şöyle... Dün peki masada bakın, niye bu kadar tepki göstermediniz? Ben var ya, bir şey söyleme. Günü geçti eleştirdin ya. De... Hayır, tamam. Hayır. Ben bir masada şey söyleyeyim. Kendi üzerime alınmıyorum ben. Bir saniye. Arkadaşlar, kendinize bir dakika. Şunu demek istiyorum. Bakın siz beni bir dinleyin. Dün madem böyle bir tepkiye karşı karşıya kaldınız... Benim evim. Ama şu saate mi sakladınız? Hayır, ben evimde misafirime... O zaman siz istediğiniz zaman pozitif istemediğiniz zaman... Hayır, mesela pozitif bir yöneticilik değil. Ev sadece evimde misafirlerimi en iyi ağırlayıp peki, gönderdim. Peki bir soru bu aşureyi niye yapmış? Mesela o değil. Mesela yok, ben şu. Ben sormanı rica ediyorum. Benim aklıma şu, dünden beri şu takıldı. Bir nimete ya da bir masaya... Ben aslında bir şey yapmıyorsunuz. Hayır, hayır, istediği kadar eleştirebilir. Bir şey diyeceğim. Zaten çok üzüldüm. Masada zaten öyle bir saygısızlık görsem ben de uyarım. Hayır bu aşure mi? Yapmadı. Siz neyini tartmadı? Bu eşre mi neyini tartışıyorsunuz? Siz o tepkiyi orada verin. Şu an yersiz bir tepki. Orası benim evimde. Geçti orası. Havva Hanım'ın tepkilerini gerçekten çok yersiz buldum. Dün bu tepkisini sofrada dile getirip kendini savunabilirdi ama bugüne saklaması beni çok şaşırttı doğrusu. Burada ben Özlem Hanım'a katılıyorum. Bence Özlem Hanım çok haklı. Havva Hanım'ın aşureye verdiği tepkiye inanamıyorum. Terbiyesizlik yaptı. Havva Hanım'ın tepkisini ben gereksiz buldum. Ev sahibine de saygısızca davrandığını düşünüyorum. Hayır, her şey açık olduğunu söylüyorsunuz. Eleştiri yorum açık, yani. Pozitifim. Ama siz de yeri geldiğinde bayağı güzel tepkiler verebilirsiniz. Bayağı sinirliymiş işte, hatta. Yani... Peki Özlem konuşsun, şu saat itibariyle Özlem konuşsun. Özlem bir dinleyelim. Ben öncelikle çok şaşırdım. Tepkinize gerçekten çok şaşırdım. Çünkü normalde ben aşureyi size servis etmeyecektim. Ya bu aşure size özel yapılmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Set ekibinden Merve Hanım var biliyorsunuz. Hı hı. Ben Merve Hanım'la ilk tanıştığımda bir aşure muhabbeti olduğunda kendisine eğer yarışmaya katılırsam aşure yapacağımı söylemiştim. Ve ben dün evime geç geldim. Bunlar tabii ki benim problemlerim. Sabah 5'te kalktım. 5 ile 7 arası elimden ne kadar gelince aşure yaptım. Ve ben asla aşureyi servis etmeyecektim.
Buna Kadir Bey, Kadir Bey'in dahi bilgisi yoktu. Kadir Bey benim mutfağımı gezerken buzdolabını açtı ve aşureyi gördü. Aşureyi dedi ki, hatta hani kahveyi yanında mı? Dedim ki hayır, ben dedim set ekibine yaptım. Daha sonra dediler ki arkadaşlarımıza da ikram edelim. Hani herkese ikram edelim. Evet. Hani buna ulaştırmadaki arkadaşlarımız da dahil. Ben bu aşureyi yaparken de şöyle niyet ettim. Dedim ki kim varsa sette, ekipte herkesin dedim, ölmüş şeyin ruhu için gitsin dedim. Bu şekilde niyet ettim. Ama sizin bana bu şekilde yaklaşmanız beni çok üzdü. Ben sizin masanızda önümde aşure kabınız varken aynen şu şekilde izleyenler zaten görecek. Yani hiç benim için önemli değil. Burada 6 kişi var. Dışarıda da insanlar var. Onlar da bana müdahale eder. Aşure benim elimdeydi. Kaşık vardı, herkes tartışıyordu, aşure ile alakalı bir şey söylüyordu. Bütün arkadaşlarımın tek tek isimlerini saydım. Dedim ki arkadaşlar dedim, neyi tartışıyoruz, bu aşure mi dedim. Ama siz az evvel benim evime gel dediniz de bu nimet bir saygıdır diye. Özür diliyorum. Işte. Ablacığım özür diliyorum. Bu aşure mi demek ya? Ablacığım özür diliyorum. Ben asla o şekilde atmadım ama siz benim evimde bana karşı, benim evime karşı nezaketsizlik yaptınız. Siz aslında bunu... Hayır ben sizi ben ayna buraya getirmeyeceğim. Hayır ben sizin gene, sizin gene. Yaşınıza hürmeten benim başımın üstünde yeriniz var. Ben asla size saygısızlık yapmam. Ama siz beni yanlış anladınız. Hayır. Siz bu aşure konusunu yanlış anladınız. Ben bütün size sadece aynı tuttum. Yok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Size gereksiz bir tepki. Tamam evet. Konuyu burada kapatıyorum. Yemek isteyenler aşurelerini alabilirler. Aşağıda yiyebilirsiniz. Ben alabilirim Özlem Hanım. Allah kabul etsin tekrardan. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yani afiyet olsun, umarım olmuştur. Ellerine sağlık, zahmet etti. Aşurelerimizi aldığımıza göre biz kalkalım. Birazdan kovalarımıza, suyumuza tekrar geri geleceğiz. Alttan bir şey aranıyor, bunu biliyorsunuz. Evet, öğrendim evet, yani. Aynen. Haydi buyurun, haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.